Türkiye'deki savunma sanayinin gelişiminde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı bir dönüm noktası olmuştur. Harekat sonrasında karşılaşılan silah ambargosunun olumsuz etkilerinin azaltılması maksadıyla savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanmasının önemi kavranmış ve modern milli savunma sanayinin ilk adımları bu dönemde atılmıştır. Bu kapsamda yüce halkımızın katkılarıyla kurulmuş olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları, 3388 sayılı yasayla 26 Eylül 1987'de birleştirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuştur. Vakfın kuruluş kanun ve senedinde belirtilen amaçları, milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın gelir kaynaklarını, yardımsever halkımızın maddi ve manevi katkılarıyla sağladığı bağış gelirleri, vakfın sahip olduğu taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri, finans gelirleri, vakfın sermayedarı olduğu şirketlerden sağlanan kar payları ve savunma sanayi alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndan elde edilen gelirler oluşturmaktadır. İDEF fuarları Milli Savunma Bakanlığı'nın himaye ve desteğinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetim ve sorumluluğunda icra edilmektedir. 1993 yılından itibaren 2 yılda bir tekli yıllarda yapılmaktadır. Artan katılımcı firma ve heyet sayılarıyla dünyada ilk 5 savunma sanayi fuarı arasındadır. İDEF fuarı, yüksek teknoloji sistemleriyle bunların yan ürünlerinin sergilendiği önemli bir uluslararası tanıtım ve işbirliği platformudur. Bu fuarlarda katılımcı firmalara üst düzey sivil ve askeri tedarik makamları ve yabancı heyetlerle fuar alanında görüşme imkanları da sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sermayesinin %50'den fazla payına sahip olduğu 6 vakıf bağlı ortaklık, azınlık payına sahip olduğu 6 iştiraki, bağlı ortaklıkların paylarından dolayı 2 dolaylı bağlı ortaklık olmak üzere doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu toplam 14 şirketi mevcuttur. Vakıf bağlı ortaklığı olan şirketlerden Aselsan, Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kurulduğu günden bu yana artan bir ivmeyle üretim ve hizmete yönelik her aşamada varlığını kanıtlamış, askeri ve sivil amaçlı elektronik alanında yüzlerce ürünle sisteme sahip dev bir elektronik sanayi kuruluşudur. Güçlü bir teknik altyapıya sahip olan Aselsan'ın faaliyet gösterdiği alanlar arasında askeri ve sivil haberleşme, uydu sistemleri, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik sistemleri, aviyonik sistemler, elektro-optik sistemler, insansız kara, hava ve deniz araçları, güdüm sistemleri, mikroelektronik sistemler, radar ve elektronik harp sistemleri, mikrodalga ürünler, hava ve füze savunma sistemleri, komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri, deniz sistemleri, güvenlik, enerji, ulaşımla trafik ve otomasyon sistemleri bulunmaktadır. Aselsan, Türk savunma sanayinin gelişmesinde önder kuruluş olmanın yanı sıra, kurulduğu 1975 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracat ve yurt dışında kurduğu fabrikalarıyla uluslararası alanda söz sahibi konuma gelmiştir. TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından, insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin ileri teknoloji merkezi konumunda olup, havacılık, uzay ve savunma sanayinde küresel oyuncular arasında yer almaktadır. Yaygın ürün ve faaliyet yelpazesi TUSAŞ'a dünyada benzersiz bir konum sağlamaktadır. Özgün olarak geliştirilen orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı sistemi ANKA, başlangıç temel eğitim uçağı Hürkuş, özgün hedef uçak sistemleri Turna ve Şimşek'le sabit ve döner kanatlı hava platformları için gelişmiş aviyonik modernizasyon suitleri,
T-129 taarruz ve taktik keşif helikopteri, A-400M askeri ulaştırma uçağı, elektrooptik, keşif gözetleme ve haberleşme uyduları, uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezi, özel görev uçağı dönüşümleriyle askeri ve ticari hava platformları komponentleri, sistem entegrasyonları, tasarım ve üretimleri TUSAŞ'ın ürün ve faaliyet yelpazesi içerisinde yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin roket ve füze ihtiyaçlarını yurt içi kaynaklardan karşılamak üzere kurulan ROKETSAN, Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuştur. 25 kişilik bir kadroyla faaliyetine başlayan ROKETSAN, bugün yaklaşık 1900 personeli ve kalifiye insan kaynağı, tasarım, test ve üretim altyapısıyla roket ve füze konularında Türkiye'nin lider kuruluşudur. Yürütmekte olduğu 50'den fazla projeyle, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, dost ülkelerin de savunma ihtiyaçlarını karşılayan bir sanayi devi haline gelmiştir. Uluslararası programlarda ve özgün ürün geliştirme alanında oldukça iddialı bir seviyeye ulaşan şirket, ARGE tabanlı projelerde edindiği ivme ve tecrübeyi, ihtiyaçlara uyarlamayı esas edinmiş, bu prensip çerçevesinde ürün yelpazesini sürekli geliştirerek bugün kendi alanında dünyadaki tüm rakipleriyle rekabet edebilecek düzeye ulaşmıştır. Türkiye'nin en büyük yazılım ve sistem entegratörü Havelsan, Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik özel milli çözümler üreten, bu kapsamda her seviyede stratejik ve taktik komuta kontrol sistemleri, simülasyon ve eğitim sistemleri, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik yazılımları geliştirmektedir. Ayrıca Havelsan, bu deneyim ve bilgi birikimini yurt dışına da ürün ve hizmet olarak ihraç etmektedir. Komuta kontrol alanında ilk büyük projesi olan Hava Kuvvetleri Bilgi Yönetim Sistemi'ni geliştiren Havelsan, Deniz Kuvvetleri içinde Genesis modernizasyon projesini tamamlayarak başarıyla teslim etmiştir. Komuta kontrol sistemlerindeki yeteneğini Barış Kartalı, Deniz Karakol Uçağı ve Milgem gibi platformlara da taşıyarak modern komuta kontrol sistemleri geliştirip hizmete sunmuştur. Aynı başarıyı Sahil Gözetleme Sistemi projesinde de sürdürmektedir. Simülasyon ve eğitim sistemleri alanında Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı için CN-235 hafif nakliye uçağı, F-16 uçağı, F-16 SIM, T-38 tekamül eğitim uçağı ve KT-1T temel eğitim uçağı teslim simülatörü, Malezya AV-8 zırhlı araç simülatörü, deniz dalış simülatörü, topçu ileri gözetleyicisi eğitim simülatörü başarılı örnekler olarak sayılabilir. Milli Taarruz Helikopter Programımız ATAK'ın eğitim simülatörü de ana proje kapsamında sürdürülmektedir. Sivil bilişim ve sistem entegrasyonları alanında da Avrupa standartlarında hizmet veren Havelsan, e-devlete geçişte büyük önem taşıyan teknolojiler geliştirmiştir. Adalet sisteminin bütünüyle otomasyonunu sağlayan Ulusal Yargı Ağı Sistemi UYAP ve Tapu Kadastro Bilgi İşleri'nin bilgisayar ortamında otomasyonunu ve entegrasyonunu gerçekleştiren Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi TAKBİS, bu yeteneğin en büyük örnekleridir. Yurt dışında çalışan işçilerin ortaklığıyla 1977 yılında Balıkesir'de kurulan ve adını işçi birliğinden esinlenerek alan İşbir Elektrik Sanayi Anonim Şirketi, 1981 ila 1984 yılları arasında Hitzinger lisansıyla özgün alternatör üretimine başlamış ve 1984 yılından bugüne İşbir markasıyla üretimine devam etmektedir. Türkiye'de jeneratör üretiminde bir okul ve marka haline gelen İşbir, katma değer yaratmayı sürdürmektedir. Kendi alternatörünü kendi üreten ve ciddi bir rekabet üstünlüğü elde eden İşbir, aynı zamanda Türkiye'nin alternatör test laboratuvarına sahip tek üreticisi olmasıyla da dikkat çekmektedir. Ülkemizin önde gelen kuruluşları ve birçok sanayi tesisleri İşbir ürünü özel jeneratörlerle donatılmıştır. Alternatör, jeneratör, konvertör, elektrojen grupları ve elektrik panolarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, test ve kalifikasyonları faaliyetlerine odaklanan İşbir, modernizasyon faaliyetlerine hız vermeyi sürdürmektedir.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde askeri kuruluşların şarj edilebilir pil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1984 yılında kurulan Aspilsan, Askeri Pil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 4 tip ürün çeşidiyle üretime başlamıştır. Bugün 150'nin üzerinde batarya çeşidi ve nikel kadmiyum uçak aküleriyle askeri ve diğer kamu kuruluşlarıyla orijinal ürün üretici pazarının pil, batarya ve uçak aküsü ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca askeri tip batarya ve uçak aküleri başta NATO olmak üzere dünyanın birçok ülkesine her yıl artan miktarda ihraç edilmektedir. Hali hazırda her türlü lityum iyon, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit batarya, nikel kadmiyum uçak akü ve hücreleri, lityum iyon batarya şarj cihazları, özel pil sistemleri üreten Aspilsan, kalite ve güvenilirliğin zorunlu olduğu uygulamalarda ürünleri ve hizmetleriyle vazgeçilmez tedarikçi olma yolunda güvenle ilerlemektedir. Aspilsan, ülkemiz geleceğine yönelik çeşitli savunma sanayi projelerinde de kritik görevler üstlenerek milli çözümler üreten bir kimlik kazanmaktadır. Türk ulusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan Gönül Köprüsünü güçlendiren Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, bu azim ve kararlılıkla milletimizin yaptığı bağışların tek bir kuruşunu dahi heba etmeden, yarattığı istihdam ve katma değerle ulusal savunma ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayarak, yine milletinden aldığı güç ve destekle çalışmalarına aynı heyecanla devam edecektir. Büyük Türk Milletinin Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.